Üzerinde yaşadığımız dünya, küresel ısınma, insan müdahalesi, kirlilik gibi birçok etken nedeniyle günden güne daha da kötü bir hale gelmektedir. Göller kurumakta, sualtı popülasyonunun nesli tükenmekte ve sular kirlenmekte. Neyse ki bu problemlerin çözümü için bilim insanları çalışmakta ve yenilikçi çözüm yolları bulmaktadırlar. Bizler de bugün sizlere sualtı canlılığını canlandırmak ve susuzluğa çözüm olmak için bulunmuş iki yaratıcı yoldan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız videomuza geçelim. Geçtiğimiz yıl yetkililer Utah'ta balık popülasyonunu arttırmak adına oldukça ilginç bir yola başvurmuşlar. Ulaşımı zor, yüksek yerlerdeki göllerin balık popülasyonu için çalışan yetkililer göle uçakla balık getirmişler. O anlara ait görüntülerin internette paylaşılmasından sonra ise olay büyük ilgi görmüştür. Amerika'nın Utah eyaletinde Utah Yaban Hayatı Kaynakları Bölümü yüksek dağ göllerinde alabalıkların nasıl stoklandığına dair görüntüleri kendi internet sayfasında paylaşmış. Görüntülerde balıklar gölleri uçakla havadan bırakılmakta. Bunun balıklar için ölümcül bir düşüş olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat bu aslında düşünüldüğü kadar tehlikeli değil, en azından göle bırakılan alabalıklar için. Bu konuda açıklama yapan yetkililer, Twitter hesaplarından alabalıkların %95 ila 99'unun genel olarak düşüşe dayanabileceğini açıklamışlar. Ayrıca yetkililer, alabalıkların yaklaşık 150 metre yükseklikten göle bırakıldığını ve bunun tıpkı derin bir havuza dalmaya benzediğini belirtmişler. Bunun yanında yetkililere neden karayoluyla balıkları taşımadıkları sorusu da yöneltilmiş. Onlar da dağın zirvesinde olan bu göle ulaşımın karayoluyla çok daha uzun ve zorlu olduğunu söylemişlerdir. Uçak fikri hem daha kısa bir yolculuk hem de balıklar için daha az stresli bir ulaşım alternatifidir. Yani kısaca Utah Yaban Hayatı Kaynakları Bölümü yetkilileri ve çalışanları uzunca bir çalışma ve araştırmanın ardından Utah Gölü'nün balık popülasyonunu artırmak için uçakta balık atma fikrini bulmuşlardır. Bu fikir işe yaramış ve gölün popülasyonu gözle görülür bir şekilde artmıştır. Utah'taki canlı çeşitliliğini artırmak için yapılan bu çalışma ne ilk ne de sondur. 2015 yılında yine Amerika Los Angeles'ta susuzluk sorununu çözmek için en az uçaktan balık atma fikri kadar ilginç bir çözüm fikri bulunmuştur. Los Angeles Belediyesi, kente su sağlayan barajlardaki suyun aşırı sıcakta buharlaşarak susuzluğa yol açmasını önlemek için barajları elma büyüklüğünde siyah plastik toplarla örtme kararı almıştır. Bu proje kapsamında Los Angeles'a su sağlayan barajlardan birine tam 96 milyon plastik top bırakılarak barajın üstü örtülmüş. Her biri 36 sente mal olan topların toplam maliyeti 34,5 milyon doları bulmuş. Son 20 milyon topla birlikte barajı tamamen örten toplar buharlaşmayı %85 ila 90 arasında yani neredeyse tamamen önleyecek. Aynı zamanda bu toplar güneşin neden olduğu zehirli kimyasal reaksiyonların oluşmasını önleyerek suyun kirlenmesini de engelleyeceklerdir. Ayrıca toplar suyu, toz, kimyasal maddeler ve yabani hayvanlar gibi dış etkenlere karşı da koruyarak kirlenmeyi azaltacak. Peki siz bu iki çözüm yolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akıllıca yöntemleri ülkemizde de kullanmalı mıyız? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Bak bakalımın bu videosu bitmiş olsa da karşında seni bekleyen yepyeni 3 video bulunmakta. Bunlardan birini seçerek yeni videomuza geçebilirsin. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı da unutma. Diğer videoda görüşmek üzere.